Ne haber? İyiyim, sen? İyi, ben de boğazlarım biraz kötü ya. Sabahtan ben de çok kötüyüm Murat. Üşüttüm galiba. Evet. Bir şey söyleyeceğim. Söyle. Aslında dün serviste de biraz söylemiştim. Evet. Şöyle bulunmuş olduğumuz durumdan kaynaklı bence sen çok sıkılın, ben de çok sıkılın. Bu durumdan bence ikimiz de rahatsızız. Duygusal anlamda eskisi kadar yoğun değilim artık sana karşı. Sen buraya geldiğin zaman ya da ben oraya geldiğimde eskisi gibi heyecanlanmıyorum sana karşı. Aa. Evet, sana gerçekten ben aşıktım. Heyecanını kaybettim. Oğuz, lütfen. Özür dilerim. Evet, sana aşıktım ama benim aşık olduğum Yeliz bu değildi. Yani iki haftadır yaklaşık buradayız. Her geçen gün yapmış olduğun hareketlerden kaynaklı bir adım kendimi geri çektim sana karşı. Duygularım hala bitmiş değil ama eskisi gibi hiç değil. Umarım senin için de yeni bir aday gelir. Belki heyecanını yakalarsın. Zaten bunu da bekliyorsundur belki. Yani ben de bu durumdan çok rahatsız olduğum için sana karşı kendimi çok çektim. Umarım yeni bir aday gelir ikimiz için de. Hayırlısı olur hakkımıza. Hala söylüyorum, duygularım bitmiş değil ama eskisi gibi hiç değil. Yani bu aşık olayından artık ben rahatsız oluyorum. Hani bu söylenmezse daha mutlu olurum. Bence sen de daha mutlu olursun. Arkadaş olarak sana çok değer veriyorum. Ama dediğim gibi yani artık böyle kadınlar evine geldiğimde senin için o eski heyecanım kalmadı bulunmuş olduğumuz durumdan kaynaklı. Bunu toparlamak artık senin elinde mi olur, benim elimde mi olur, bunu hiç demiyorum. Böyle toplara da girmek istemiyorum. Hakkımız hayırlısı olsun Yeliz. Yani çünkü benim aşık olduğum Yeliz bu değil. Böyle olsun istemezdim. Çok büyük bir beklenti içerisindeydim. Olmadı, hayırlısı buymuş. Seni suçlamıyorum bundan. Yeliz, bir kelime edene kadar konuşmaya devam edeceksin. Bak, ona göre. Hayırlısı olsun. Yani söylemek istediğim şey... Ya yanındayken ben çok heyecanlanıyordum, böyle çok keyif alıyordum. O eski heyecanım kalmadı içimde. Senin üstüne de yıkmak istemiyorum. Öyle bir şey zaten yok. Yine duyguluyum sana karşı ama o eski yoğunluğum asla yok. Yani bu konuşmayı yapıyorsan bunun sebebi sensin. Ben değilim yani. Eyvallah. Allah razı olsun. Neye ihtiyacın olursa biliyorsun zaten. Ben bitiremiyor konuşmayı bak. Müzik bitmediği için. Bir şey soracağım. Senin arada, hiç kimseye ilgin yok Aynur. Sen kimseden seni... hoşlanmıyorsun. Sen kimseyi beğenmiyorsun. Sen çok şey izliyorsun. Sen sadece kendi kendine aşık bir kadınsın. Evet, öyleyim. Öylesin. Evet. Öylesin ben ama burası aşk yaşamak, aşkın gücü ya. Bak orayı okursan sana, burada kendine aşkın gücünü test etmiyorum. Bebeğim ama ben her hafta Kırmızı Oda'ya gidiyorum. Sen ne yapıyorsun? Kırmızı Oda basıyorsun. Hayatım, aşkın gücü ise. Bunu sorgulayamazsın, anladın ama mı? Ama şu an ben, söylediğini hisseden sorgulayabilirim bence. Hayatım, ben sana şunu söylüyorum, anladın mı? Ben aşık oldum ya da sevdim ya da bir şeyler değil, hissettiysen. Hani senin de davet edilmen gerekiyor, anladın mı? Sen davet edildin. Yanlış anlama Aynur ama ucuz malın alıcısı çok olur bence. Ucuz malın alıcısı çok olur mu? Evet, evet. Ay, sen aynen. Benimle düzgün konuşacaksın. Aynen, sen bana böyle söylersen sen ben de sana böyle söylerim. Aynur, sen bana merak böyle etme, söylersen ben de sana böyle söylerim. Merak etme, senin şeyler buradan giriyor, buradan çıkıyor. Aynur. Korku bastı seni galiba. Ne korkusu bastı, pardon? Şey, şu anki durum çok seni rahatsız etmiyor ama yarının etmedi korkusu beni. Hiç rahatsız etmedi. Beni rahatsız etseydi rahatsız ederdim insanları. Aynur'u sen geçiştirmiş gibi söylemişsin ama burada yapmış olduğun hareketle ben dedim ki kesin dedim Yeliz dedim. Çünkü bak bir de Yeliz şöyle bir şey söyledi. Sen bana bir ters gidiyorsun yani neden sen bana böyle gidiyorsun falan filan dedim. Bak herkesi uyarıyorum. Seni de özellikle uyarıyorum. Beni uyaramazsın ki. Bak böyle Yeliz'e... Beni uyaramazsın çünkü niye biliyor musun? Öyle bir şey yok ortada. Sen orada oturmuşsun böyle benimle konuşuyorsun ya böyle. Tamam. O alakası yok, ben onunla nasıl oluyor. Bak ben seni şu konuda uyarıyorum. Özellikle sana söylüyorum, herkes anlasın. Yeliz'i... Bağırmadan konuş. Tamam, ben istedim gibi bağırı bak. Yok, sen şey bağıramazsın. Sen kickboksçusun falan filan. Ya bana görüyorsun. Ne kickboksundan? Tamam, bak ben sana, ben sana şunu söyleyeceğim. Elini indir, elini indir. Sana söylüyorum, herkes anlasın. Yeliz'in böyle kimse üstüne vesaire falan kimse gidemez bilgisi olsun. Hı-hı. Zaten burada kimse gidecek bir olay da söz konusu değil ama... Hı-hı. Hani böyle Yeliz söyledi ya orada. Sen bana ne bir zıtsın bilmem misin? Uyarıyorum seni, tamam mı? Senin kadar uyar. Anladın mı? Bilgin olsun yani. Yok, bilgim yok. Duymadım seni, duymadım. O zaman aç o zaman o Tamam, sakin ol. Bak beni çıldır, bırak. Bir dakika, ne yapacaksın?
sana sert olmak gerekiyor gerçekten. Yok. Aynen. O da sökmüyor. Sökmüyor? Aynen. Derken? Sen benim damarımı basmaya devam mı edeceksin böyle? He? O da sökmüyor, o da böyle olmaz. Ben böyleyim, ben şöyleyim demeye devam mı edeceksin? Edeceğim. Ben böyleyim çünkü. Bak, bunda ne var benim anormal olan? Sende istemediğim şeyleri sen yapacağını iddia etmeye devam ediyorsun. Da sen niye duyamıyorsun? Neyime saygı duyuyorsun sen? Hayırdır? Neyime saygı duyuyorsun? Neyime saygı duyuyorsun ya? Neye saygı ben duyuyorsun? Ben sana saygı duymak zorundayım. Lan bir tane görüşme saygı duyduğun mu var senin? Nankör. Duyduğun bir şey mi var? Nankör. Daha geçen hafta kavga ettik seninle dışarı çıkıyorsun diye. Yani gerizekalı bile anlıyor zaman, ya bunu. Etme o zaman. Tamam, bir daha çıkarsan edeceğimiz bir ilişkimiz olmayacak. Okey. Tamam. Bu kadar net. Aynen. Yani basit bir konu. Basit bir konu. Ben burada artık yoruldum. Anlamıyorsun. Tamam. Bir daha çıktığın zaman o zaman sen edersin. Tamam. İstediğin gibi rahat rahat gider havanı alırsın. Beyinsizlik yapıyorsun ya. Sen o kadar zekisin ki. Bu şimdi zekiliğine, akıllılığına ha. Bak damarıma basıp duruyorsun. Beyinsiz diyen sen, kıt kafalı diyen sen, damara basan ben. Allah Allah. Acaba niye diyorum bunları? Allah Allah. Acaba doğru, sana şey diyorum demem lazım. Tamam. Aşkım sakin ol. Senle yapamayız ya. Bak, çok net söylüyorum. Vallahi yapamayız. Evet, böyle olursam yaparız. Yok, ama yapamayız. Ben de öyle olmayacağım biz işte. Yapamayız. Olmaz yani. Zor. Benim sana her şeyi he demem lazım, senin bana her şeyi he demen lazım. Yok, olmuyor yani. Günaydın. Günaydın. Ne haber, nasılsın? İyi, sen nasılsın? Ben de iyi, teşekkür ederim. Sabah niye öyle trip attın bana? Yemekhaneden çıkarken. Arkadaşlar, uykuluydu. Lütfen. Arkadaşlar, çok teşekkür ederim. Rica ederiz. Sabah yemekhaneden çıkarken niye öyle yüzüme bakmadın? Kimsenin yüzüne bakmadım ki, çok yorgundum çünkü. Kimsenin yüzüne bakmadın mı? Bak şimdi ağzımı yine açtıracak. Yemekhaneden çıktım, Berke'yle beraberdik. Berke'yi gördüm, tamam, Berke'ye sarıldın, yanında geldi ben vardım. Tamam, bana yeni yüzüme mi baktın, geldi? Direkt çekip gittin, neden? Yeni mi aklına geldin günaydın demek? Nasıl yani? Yeni mi aklına geldi günaydın demek mesela? Duymuyorum, yeni mi aklına geldi diye konuşuyorsun. Senin ikizimin yayınında ne işin var gece? İkizin benim arkadaşım yayın yapıyordu, destek olmak istedim. Tamam yani. Üf, olsan ya. Ay ne var bunda, destek olmak istedim. Ablan sonuçta. Ablan mı? Abla değil kanka. İkizim evet. Mesela dün neden bir şey yazmadan direkt canlı yayına girdin? Bir şey yazmadan. Biz direkt zaten Berke'yle beraber çıktığımız için direkt yayına geçiyoruz ilk. Bir yayın yapıyoruz. Dün Mert de bizdeydi. Mert de yayın yaptı. Bayağı uzun süreler yayın yaptık. O yüzden yazamadım. Kardeşim biraz gergindi, bir de sana yansıtmak istememiş olabilir Diloş'um. Evet, birkaç olaylar oldu. Ona da çok gerildim. Tamam, çok keşke sinirlendim. Benimle konuşsaydı bu olayları. Özel bir durum Diloş. Onlar özel durumlar. Bilgimiz yani var, sıkıntı yok, de, sert bir şey yok. Sana söylesem de teselli edemezsin beni. Benim... Aslı astarı olmayan konular. Ya bakışlarımla falan anla artık ne demek istediğim, anladın mı? Ben sana şunu demek istiyorum demeyeyim yani. Bir onlara bir odaklan. Yani ne durumda, ama ne... Ama ben zaten senin bakışlarından emin ol, anlayıp çeki düzen veriyorum anlık şeylerde. Emin ol bak, gerçekten şöyle mesela atıyorum, oturuyoruz ya yan yana. Sen şöyle baktığın zaman ben çok iyi ayırt ediyorum ne demek istediğini ve ona göre toparlıyorum. Tamam, farkındayım eğer ben. Farkında ama değilsem. Sadece bu giyim kuşamınla alakalı bir şey değil. Genel olarak anlaman lazım. Aşkım yani sen de ben o zaman sana... Tamam şöyle yapalım. Ben de senden şunu rica ediyorum o zaman. İstediğimi söylüyorum. Senin anlattım ben ne demek istediğini, ne beklediğini. Ben de senden şunu istiyorum. Biz bir tartışma ya da bir anlaşamama durumumuz olduğunda bir konu hakkında bunu tartışırken, daha doğrusu bak tartışma seviyeli tartışmadan bahsediyorum. Normal gelip sana söylediğimdeki zamanda senin bir şeyleri eskiye bağlayıp bunu önüme sürmeni istemiyorum. Yani sen de Buse'cim ama şunu yapmıştın, o zaman ben de öyle yapsaydım diye bir şey yok. Biz anlık konu tartışıyoruz ya. Sen tutup da onları pişir pişir bölüme getirme, olur mu? Tamam, söz. Hı. Biz anlık konu tartışalım yani. Biz geçmişe indiğimiz için böyle oluyor çünkü. Tamam, okey, anlaştık. Bu ne demek? Ne demek trip bu? Trip atıyorsun, yemedin. Sonrasında bir algı oldu. Yeminim bana yanlar muhabbet tamam, döndü. Ben sende şeyi ben dedim ki evet yemedin dedim. Ben sonra dedim ki Oğuz afiyet olsun kardeşim dedim. Ben tanımak istediğim için olur yapıyorsun bak, sen. Bak hayır. Sen de gerçekten bir tanıma isteği görmüyorum. Bak şu bir gel, seni tanımak isterim ama şu an için bir ilişki
Düşünmüyoruz. İlişkiyi ben de düşünmüyorum tamam zaten. Tamam işte, tanışıyoruz. Ama ben sana böyle yapmıyorum şimdi. Bak ben sana böyle yapıyorsun demiyorum. Sen bana geldin soğuk atıyorsun, trip atıyorsun, konuşmuyorsun. Ben sonra ki gel kahve yapalım hani. Bak ben zaten bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Bir sıcaklık hani tanışalım bak sohbet edelim, muhabbet edelim muhabbetindeyim. Sen bana diyorsun ki geliyorsun suratıma dün bakmıyorsun. Dün biz de öyleydik. Ben farklı. Ben bugün farklıyım. Dün iyiydik, sohbet ediyorduk, tanışıyorduk, muhabbet ediyorduk. Bugün ben böyle yapıyorsam yani bir problem vardır bence. Durduk yere ağ canım sıkıldı da yapıyorum da yapmıyorum. Tamam bak ama geldim kahve içer misin diyorum, hayır diyorsun. Tamam, ben tatlı sana yer misin diyorum, hayır diyorsun. Ama ben de sana diyorum ki senle bak iletişim kurmaya çalışıyorum zaten. Sen bana sürekli mesafe duvarı örersen ben ne yapayım? Hayır, kahve ve tatlıyı sana trip attığımdan değil. Gerçekten canım istemediği için istemiyorum ama. İşte bunu bana böyle demiyorsun ama. Çok içtim bugün kahve. Hani ben gerçekten mesela bugün çok... Ama dedim sana senin yüzünden değil içmek istemiyorum şu ama an dedi. Ama direkt şöyle dedin. Kahve içer misin? Hayır içmek istemiyorum dedim bana. Şimdi ben de peki buradan ne anlamam gerekiyor? Ben neden deseydin bunu bilemem. Yani çünkü bir durum neden var. Neden deseydin? Biz ben seninle, de sana bugün çok içtim Mert deseydin o zaman. Biz seninle konuşmuşuz bunu. Nedenini sorsaydın. Ama zaten sen bana bir soğukluk atıyorsun, mesafe koyuyorsun. Yani ben sen bana hayır ben içmek istemediğin zaman ben direkt bunu bu şekilde algılamam çok normal. Çünkü daha sabah senle kelebekle konuşmuşuz. Kahve içelim mi? Aa evet içelim. Buraya geldiğim için. Aa tamam gelirim demişsin. Ha kahve ediyorsun. Sıkıldı. Canım sıkılınca bulaşabileceğim biliyorsun, biri değilim. Biliyorsun ben bu evde canım sıkılınca bir şeyler yapıyorum. Canın sıkıldığında yaptıkların yüzünden zaten bu konumdasın. Ne şakası yaptı? Gelip oturuyor durdu. Bak boş boş oturuyor abi battı bana. Sen niye oturuyorsun diyorsun? Sana ne? Bana ne mi? Yok oturuyor boş boş oturamazsın. Sana ne bu ev senin mi? Değil İsterim ama boş yaparım, boş oturamazsın. İster otururum. Batıyorsun bana. Sen niye geliyorsun oturuyorsun yok deyip bayan çıkmış falan. Sen kendi şu ucuz kaynaklarına bakıyor musun benim ucuz saçımı? Ucuz mu? Yalnız senin kaynağın sana tutmuyor benimki tutuyor. Hayır şakadan söyledik ya. Tamam bu iki oldu bugün neye bulaşıp duruyor ben ne onu oldu, anlayamadım. Ne oldu çok mu battı? Neye bulaşıp duruyorsun? Çok ya oturuyorum burada sen niye oturuyorsun diyor bana. Sana kız ne? Ucuz kaynak değil ki vallahi kaynak. Ya tamam vallahi bir dakika. Ucuz da değil arkadaşlar. Tamam öyle duruyor. Var ne? Seninkinin nasıl durduğunun farkında mısın? Evet farkında. Şuralarda aynı bir tane var. Benim saçımla ilgili bir tane kötü bir yorum gelmedi. Benim saçımda gerçek kendi saçım başlıyor. Evet öyle saçını nasıl uzattın diye. Sen ne istiyorsun benden? Senin benimle problemin ne? Şimdi ben birine yönelmedim diye böyle yapıyorsun değil mi? Şimdi ben birine yöneleyim ki ona gideceksin. Çünkü sen seversin benim sevgililerimi. Benim tanışma yollarımı sen seversin. Tanışma benim eksimle yapamayan benim bir tane tanışma yolum. Tamam sen onu bekliyorsun. Şu an Murat'la da o yüzden olmuyorsun. İlayda birine yönelsin de ben ona gideyim. Ben gayet de güzel vakit tamam, geçiriyorum. Sen şimdi bana niye bulaştın? Batıyorsun. Derdini söyle benimle. Batıyorsun. Bak şaka kaldırabilen biri değilim ben. O şakalarını bana yapma kendi arkadaşlarına yap. Aşkım o zaman yap. Gitti biraz şaka kaldırmayı öğren. Niye? Senin için mi yapacağım bunu? Çok ciddi alınıyorsun. Senin çok için alınıyor. Mi? Alırım. Çok alırım. Çok alırım. İyi anlaşılmıyor. İyi anlaşılmıyor. Kuduruyor kendi kendine yine. Kudurmuyorum canım sıkıldı uğraştım seninle. Ben senin canın sıkılınca uğraşabileceğim biri değilim. Evet öyle birisin. Değilsin. Bugüne kadar öyleydin. Değilsin. Hala daha öylesin. Aha, kim kiminle uğraştı gördük. Bir yorum yapacağım. Her söylediğimi kesip durmayın ya. Ya biz senin her söylediğini kesip durmuyoruz. Ya bir şey söylemeye çalışıyorum. İkimiz konuşuyor. Bir şey söylemeye çalışıyorum yani ama. Nispet. Senin şu an söylediklerinle tezat olduğu için bir şey söylemeye bu çalışıyorum. Bu eleştiri gibi düşünün kızlar. Evet eleştiriyorum ya bir şey söylüyorum. Bizi kötülemek amaçlı değil. Biz seni hani niye kötülemek amaçlı konuşayım canım benim. Ben zaten sizin aranızı toparlamaya çalışıyorum. Günlerdir evet. İkinizle konuşan benim. Neyin aranızı bozmaya çalışması? Öyle bir şey demedik ki. Öyle söylüyor ya ama bizi kötülemeye anlaşılıyor. Çalışıyor diye bir şey konuşmaya bizi çalışıyorum. Bizi kötülemeye çalışıyor demedim bu bir. Tamam sen şunu söylemedin mi Gizem için bana ve buradakilere? Ben Ferhat'la her konuşmaya çalıştığımda Gizem gözlerini deviriyor, mutsuz oluyor demedi mi? Evet oluyor tamam, doğru. Tamam şimdi bu bir erkek için kavga etmiyoruz, insanların manipülesine uğradık diyorsun ya bunu sanki ben ya da bir başkası söylemiş gibi geliyor insanların kulağına. O yüzden sen zaten söylemedin sana mi mesela İlayda yani? Ne söyledin Beyza? Sen orada Beyza ben Gizem'le konuştuktan sonra sana gelip dedim ki Berke ile Aynur'u görüp kızın yüzü düşmüş. Eğer ben de gördüm yüzünün nasık olduğunu dedim. Evet Gizem bozuldu diye algıladım ben de. Sonra gelip sana sormadım mı Gizem? Sen niye üzüldün? Beyza ile Ferhat'ın konuşmasına mı dedim? Sen de dedin ki hayır Berke ile Aynur'u gazlamasına üzüldüm demedin mi? Evet. Ben neyin manipüle etmiş oluyorum pardon? Ya ben birincisi sen manipüle etmiş oluyorsun demedim. Anladın mı? Yani İlayda gerçekten kırıcı konuşmak istemiyorum. Niye sanki her şeyi ama, sen yapıyormuşsun? Ama Selin de sen bizi manipüle etmişsin gibi niye üstüne alıyorsun? Bu konuyla ilgili sizinle en çok konuşan insan ben olduğum için üstüne alınıyorsan gerçekten böyle bir şey yapmışsındır o zaman ki bu kadar üstüne alındın yani. Nankörsün Beyza. Kritik nankörsün. Ya biz sana bir şey söyleyeceğim. Biz İlayda laf mı attık şimdi? Hayır, ya da sen yapıyorsun şimdi sen manipüle ettin diye bir şey söylemedik. İkide kesiliyor o yüzden ondan zaten baş yükseldi. Gelsene benim. Hemen şimdi. Lütfen gelir misin? Ne oluyor? Konuşur. Lütfen gelir misin? Konuşmak istiyorum senin. Ne oluyor? Kızlar lütfen gidiyor. Gelir misin dedim. Geçen 5 dakikanızı alacağım. Çok affedersiniz. Çok özür dilerim kızlar. Bir önemli konu konuşacağım.
konuşmam lazım da ondan sonra geri gelebilirsin. Bir şey mi oluyor? Bir zahmet bir şey oldu düşün geldim yani. Halatı ısıracak halde değilim şu an. Görmüyor musun? Ellerim titriyor. Ne oldu? Ter içindeyim. O hareket ne? Hangi hareket? Dur bir düşünelim acaba hangi hareket? O yaptığın hareket de mi neydi o spor hareketleri? Bu pantolonla, bu etekle. Yarış yaptık. Yani şu an ağlayayım mı? Dalga geçiyorsun diye mi? Üzüleyim? Ya bu tepki ne? Bildiğin sinirlisin. Evet sinirliyim çünkü dayanamadım. O hareket ne? Ben de beğenmedim. Arkadaşlarla biz konuşuyoruz. Tabela yaptım dedim. Bak ben bunu istemiyorum, şunu istemiyorum derken Gizem Hanım önüme şikayet geçmiş. Yaptım. Pantolon şöyle kalçalara çıkmış. Oh! Yapma. Yapmadın mı sen o hareketi? Yapma şu an. O zaman yapmayacaksın onu. Ne oluyor ama bunları? Bu pantolonla yapılır mı hiç o hareket? Bu kıyafetle yapılır mı hiç? Yarış yapıyorduk. Abi yapmayın o zaman. Siz de yapıyorsunuz, kapışıyorsunuz. Kapışıyoruz. Biz vücut mu gösteriyoruz orada? Senin de kolların vücutları belli oluyor, hatların belli oluyor. Ben de buna mı takılıyım? Gizem lütfen abartmıyor musun ya? Biz bu aynı konuyu... Tam da bu tepkiyi verme bana. Ne tepkisi veriyorum? Tepki veriyorsun. Çok güzel yaptın Gizemciğim. Devam mı yaptı diyeyim? Hadi git. Belki başka oyunlar buluruz. Oh shit. Buse al kartını göster Mert'e. Neyi göstereyim ben buna bir şey gösterin Mert ya. Ay. Ben seçmedim ben geldim. Ben dedim ya dedim bozdun yani niye bozuyorsun dedim. Evet böyle oldu ama gülüyorum yani anladı çünkü ya da keşke uzatmıyorum da bu arada. Robot gönderseydi anlamazdı. Ha, uzatmıyorum da. Sonra evet. İşte hay işte git başka oyunlar bul kendine. Şu an işte hasta ya. Beyefendimiz bir eyvah. De. Eyvah. Ondan sonra zamanı mı, yeri mi? Ya dedim ki bir şey yaptık. Ya bir de ben hadi oynayalım da demedim. Oynuyorlardı. Ayak uydurdum. Bunda ne gibi bir anormallik var yani? Olay böyleyse senciyim yani. Ama çok saçma. Ya burnumdan evet. Getirmektir bu yani. Öykü Hanım sinirden ağlayacağım gerçekten. Aynen. Adam her şeyi mi sorun olur ya? Şşş. Allah Allah. Hayır söylüyorum da. Ya ne bu kadar yükseliyorsun? Hadi git diyor bir de bana. Ay yükseleceğim ya. Ay yükselme. Of. İnsanım yani ben ay, de. Ay birikiminiz var şimdi hiç burada sakin olmaya çalış. Tamam insansın evet de çok saçma bir konu. Fazla tepki evet, veriyor gerçekten. Sadece. Çok her saçma. Zaman saçma ki zaten tamam işte, konularımızın yani, hangisi normal bir şeye delalet ediyor, bir şeye işaret ediyor. Biraz sakin olmanız lazım. Gayet. Çok iyiydiniz. Gayet ılımlı. Çünkü zaten ben rahatsızım. Tartışma kaldıramayacak durumda olduğumu kaç kere söyledim. Tartışmak istemiyorum dedim. Hani tartışmak istiyorum evet. Kavgamız hoşuma gidiyor. Ama dedim yine istemiyorum. Ya onun üstüne niye oyunla geliyorsun ki sen bana? Gelme durumun yok. Hani bunu da büyütecek bir durumum yok. Ama sanki suç bendeymiş gibi de trip atıp bağırıp çağırıp gitmesini anlam veremedim. Sonra diyecek ki git dedin. Tamam git dedim ya niye dedin? Ya kızdım zaten. Hastayım, rahatsızım, kaldıramıyorum. Ya içeride adamlar orada oyun oynuyor. Yattım uyudum hepsi gördü yani. Evet, evet. Kafamı kaldıracak durumum yok. Yani zor bela buradayım. Hani çok ağır geçiyor zaten, hani büyüttüğüm bir durumda yok. Gerçekten sıkıntıyım. Normalde kolay kolay bu duruma gelen bir insan da değilim. Bilmediği için belki bunu böyle. Ama oyunla gelmesi, sonradan tartışma çıkartması falan... Yok sabahtan anlamadım. Zaten halinin olmadığı belliydi de. Ama sanki onu bir hallettiğiniz gibi geldi bana. Anlaştığınız aramızdaki gibi. Daha iyi hissediyorsun evet. Da oyuna dahil olurmuşsun gibi hissetmiş olabilir. Peki bir görelim sizin erkekler evindekini. Çok net ben de... İzleyemedim. Ben de görmek isterim. Neyse sakin olacağım. Ben arada telefonuma baktım. Tamam. Bir mesaj geldi bana. Tıpkı dün sana söylemek istediğim şey gibi aynı o anlama gelecek bir şey. Üstüne alınan alınmış. O sahne atıldı bana. Ha 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 yazıldı. Ve bana dendi ki beni dinliyor musun? Evet. Ben ciddi bir konudan bahsediyorum şu anda. Tamam. Söyle. Sonra? Ve üstüne... Ben açtım mesajı tabii ki de bu arada. Üstüne bana dedi ki... Hı. Daha bir hafta önce mesaj attığını iddia ediliyor. Oyun oynamayı beceremiyorsun. Oyun oynanacaksan... Ne alakası var? Oyun çok oynamıyorum ben. Kurduğum oyunu bana yapma. Bugün oyun kalacak durumda değilim. Neyin oyunundan bahsediyorsun? Ben şu an sinirden gülüyorum bu arada. Ben seni çok iyi tanıyorum ama şu an oyun kaldıracak durumda değilim haberin olsun. Yani kurgu yaptıysan git başkasına uygula. Ya Mert sen şaka mısın? Ha?
Her şeyin içine şu an. Buse'cim sence oyun kaldıracak durumda mıyım? Sen spor mu yaptın orada? Hayır, ben yapmadım bir şey. Buse falan adını duydum o sırada. Yok, ben yapmadım. Ya Yeliz gel buraya. Ya bu gerizekalı fikir de bir tek senden çıkardı. Anladım yani. Ben dedim ama ben şu an Mert hiç kaldıracak durumda değil dedim. Belli oluyor durumda olmadığı. Söyledim. Ha belli. Bana da o çıktı. Çok umursadığın yok herhalde bazı şeyleri. Ne alaka? Şimdi buna kavga mı edelim yani? Buraya geliş şeklin ne öyle? Saçma sapan geliyorsun. Yok şunu yazmış, bunu yazmış, şöyle olmuş. Oyun oynanacak zaman mı Buse? Oyun oynayacak durumda mıyım ben sence? Ay Mert, çıkartma yani. Tamam ben de biliyorum da ne yapabilirim? Yaptık bir şey. Ben hadi yapalım demedim böyle bir şey yani. Çektiğimiz kağıtta ne yazıyorsa onu yaptık. Bana da o çıktı. Allah Allah. Herkes güler. Bu benim yani. Hadi git. Belki başka oyunlar buluruz. Buse al kartını göster Mert'e. Neyi göstereyim ben buna bir şey gösterilmez ya. Ne oldu oğlum? Ay. Ben seçmedim denk geldi. Aa, oku bak. Ah ne oldu be? Buse gitme gel gel gitme gel. Oturalım gel. Ay oturmayacağım ben. Ne oldu? Abi hastayım gelmiş oyun derdinde. Ben bir de bizim yanımızda çeker sanıyordum. Ben de öyle zannediyordum. Öf, onun yerinde olmak istemezdim. Çok korkunç şu an. Ay, bizi duymuyordur inşallah. Mert bizi duyuyorsan gül. Mert bizi duyuyorsun değil mi? Mert. Ha merhaba. Bizi duyuyorsun değil mi? Evet, sesinizi alabiliyorum. Peki. Burada tabii ki seçimle ilgili ne düşünüyorsun bilmiyorum. Öncesinde duygularını almak isteriz. Zor bir hafta geçirdin. Şimdi sen giderken onu konuşuyorduk. Her gün buraya gelip acaba bugün mü gideceğim ya da kalacak mıyım? O zarfı seçsem de bir kurtulsam hissiyle geldi. Nasıl bir hafta geçirdin? Şu anda bakıyorsun zarflara. Evet. Yarışmadaki kaderin önünde ve o kaderi de sen belirleyeceksin. Paylaşır mısın duygularını bizimle? Tabii ki de. Şu an için birçok duyguyu aynı anda barındırıyorum. Yani heyecanlıyım, endişeliyim, stresliyim. Hangi zarfı seçmem gerektiği konusunda bir kararsızlık da yaşıyorum. Burada kalmak istiyorum. Güzel dostluklarım var, güzel arkadaşlıklarım var. Buraya alıştım, güzel anılar biriktiriyoruz. Ve şu an akıbetimi şu an bu zarflardan biri belirleyecek. Özel olarak söylemek istediğin birine hani olursa veda edersen ya da kalırsam şunu yapacağım dediğin, buradan yarışmacı arkadaşlarınla paylaşmak istediğin bir şey varsa. Şöyle bir şey söyleyebilirim. Bireysel olarak kimse pek bir şey, yani bireysel olarak söyleyeceğim bir şey yok ama buradaki bütün arkadaşlarımı gerçekten çok seviyorum. Herkese güzel dostluklarım oldu. Kiminin yeri çok daha ayrı tabii ki de. Onun dışında beni yazarken arkadaşlarım beni gerçekten isteyerek yazmadıklarının da farkındayım. O yüzden kimseye bu süreçte herhangi bir kırgınlığım yok. Bunu söyleyebilirim. Sanırım bu kadar. Peki evin bu sezon ilk gününden itibaren buradasın. O odaya defalarca gittin. Kimisi iyi, kimisi hoş olmayan. Hatıralar da biriktirdin orada. Şimdi bambaşka bir karar için oradasın. Farkı ne? Yani bu odada evet hem iyi hem kötü zamanlarım geçti ve genelde farklı bir süreç geçiriyordum. Ve şu an bu oda benim kader ağının belirlenen odalardan biri oldu benim için şu anda. Yani bu odanın içerisinde hiç daha öncesinde böyle bir an yaşayacağım aklıma gelmez. Sadece tatlı güzel anılar biriktirebileceğimi düşünüyordum ama benim için şu an çok kritik bir nokta. Yine sonuç olarak bu odada hep hislerimizi konuştuğumuz bir oda ve yine bu odadayken hislerimle hareket edeceğim. Yine hislerime güvenmeyi tercih ediyorum. Peki böyle kendine ait bir uğurun, bir dua, bir şey hani insan bir zorla karşılaştığında kendine ait özel bir şey vardır. Biz seni
istiyorsan bir süre yalnız bırakalım. Kendine de vakit geçirmek isteyebilirsin orada. Anlayışınız için teşekkür ederim. Yani genelde bu tarz durumlarda herhangi bir yaptığım bir totem yoktur. Peki. Sadece şansıma güvenmeyi tercih ederim ve aklımdan ilk geçen tercihi yapmaktan yanayımdır her zaman. O zaman biz artık susuyoruz Mert. O an bu an önünde iki zarf var. Birinde gidiyorsun, diğerinde kalıyorsun yazıyor. Seni hislerinle baş başa bırakıyor. Teşekkür ederim ve bol şans diliyorum. Teşekkürler ve hepinizi seviyorum. Biz de seni seviyoruz kardeşim. Biz de seni seviyoruz. Ben ondan daha stres değilim. Ya bana sonra elimin içine. Yap şunu. Ay. Evet doğru. Aa. Evet. En sıcak. Hadi olabilir ya. Ben onu seçiyorum. Ay çok gerginim ben. Değil ya, bu değil. Evet. O evet. O değil. Dur, yönlendirmeyin bir dakika. Evet, kalbinin sesini dinle, bize bakma. En sıcak istediğini, en pozitif. Evet. Ay benim dediğim kartı seçti. Bizim seçtiğimizi. Ben onu seçmiştim. Ben onu seçtim. Çok gerginim. Ne diyor? Yapma ya. Ne diyor? Kalıyor. Lütfen. Kalıyor. Sence doğru zaten. Yapma oğlum. Kalıyor. Heyecan yaratıyor yapma. Şu an. Şu an göstereyim mi sesimi okumamı istersiniz? Kamerada görelim. Kamerada görelim. Kötü bir şeyse sakın göster. Okuma. Hayır ya. Hadi. Hayır ya. Hayır abi. Ben dedim size diğerini. Evet, ben diğerini dedim ben de ya. Yani. Ben de diğerini. Mert'cim, öbür zarfı da açıp gösterir misin kameraya lütfen? Yemin ediyorum dedim. Tabii ki de. Evet. Ben demiştim. Yapma. Aynen. Top tarafı dedim. Diğer tarafı onu ben de diğer tarafı onu seçmiştim. Oğlum nereden bileceğiz ya? Arkadaşlar bunu bilemezdik ve demek ki zamanım bu kadarmış. Çok üzüldüm ya. Ben fake atacaksın diye bekledim ama... Ben de sana bir şey dedim, gülünce şey bekledim, Hanım. Kalıyor zannettim. Aa. Ya. Öykü Hanım, gidebilir miyim kırmızı? Bekle. Öykü Hanım, ben tekrardan veda etmek için arkadaşımın yanına gelebilir Tabii miyim? Tabii ki seni, yani ben şu anda sonucu hazmetmen için bekliyorum. Ya o an çünkü ne hissedeceğini bilmiyorum. Yani, kendini hazır hissettiğinde kırmızı odadan çıkıp arkadaşlarına vedalaşmaya gelebilirsin Mert. Teşekkür ederim, sağ olun. Seni bekliyoruz. Ben de bu kadar duygulanacağımı düşünmemiştim. Ya Mert. Oğlum duygulandım ya. Hayatım ilk defa bu kadar romantik bir yemek yiyorum. Sanırım ben de. Gerçekten. Kendine çok iyi bak. Hakkını helal et. Özür dilerim. Helal olsun. Çok özür dilerim. Özür dilerim. Ya da yatık zaman geçirdiysen helal. Hakkını helal et. Sen de helal olsun. Yiyelim. Tanımaya olmasın. Öykü Hanım, biz buraya ilk geldiğimizde Mert'le bir söz vermiştik birbirimize. Buradan beraber gidip beraber çıkacaktık. Sahile gidecektik beraber. Hala mümkün. Geri dönüş var.
Çok güzelsiniz ama... Evet, çok güzelsiniz. Evet. Nasip değilmiş. Yani hepiniz aslında çaktırmadan böyle bu baskıyla yaşamışsınız. Şu an onu gösteriyor. Yani burası çok değerli bir yer gerçekten. Burada çok güzel anılar biriktirebildik. Güzel dostluklarımız oldu. Geldi cilveli cilveli ne? Sorular soruyor. Anladın mı? Dans ediyor, bilmem ne yapıyor. Yok, hemen bir de geliyor diyor ki, şey değil, belki... yeni bir aday geldiği zaman ben bir de Murat'ı görmek istiyorum diyor. Teşekkür ederim Yeliz, yeni bir aday geldi senin gerçek yüzünü gördüğüm için. Bakalım şimdi Kırmızı Odası var bir de, ona kime çağıracak? Tabii, Kırmızı Odaya da Yeliz'i mi çağırır acaba? Farkında mısınız? Söylemiş olduğu bence şeyleri tamamen benim üzerimden kendileri yapıyor. Savaşırım dedi çünkü. Savaşırım dedi, insan çağırdı. Çok iyi tanıyorum, tekrar söylüyorum. Kanka zaten orada zaten yapmış olduğu tavır, bir ışık verdi orada zaten, bir yeşil ışık çocukluk verdi. Çocukluk bir şey yok güzel. Çocukluk bir şey yok burada. Ya şunu fark etmediniz mi? Selin geldiğinde ben, hatta sen ayıp olmasın diye beni çağırdın. Ben tekrardan gittim oraya. Ya biliyoruz, orasını biliyoruz zaten. Sıfır ilgilenmedim. Biliyorum. Bak sıfır ilgilenmedim. Şimdi şeyin arkasına sığınır. Zaten Murat bana çok yüksekti, ben o kadar değildim. Arkadaşız hepimiz erkeğiz. Arkadaşız diyorsun, o kadar yakın oturup temas ediyoruz. Peki bir şey söyleyeceğim. Gerçekten şey ne yapmak istiyorsun? Bir şey söylüyorum. Hepimiz erkeğiz, bir şeyleri fark edebiliyoruz. Yeliz'in orada, herkes burada fark etti. Nasıl bir yaklaşımda, hoşlandı, çok beğendi. Herkes fark etti, bir şey. Anladın mı? Omuzda dans ederken şu şekilde koyması, bakışı, ondan anlıyorsun zaten her şeyi kanka. Kanka zaten... Anladın mı? Belli, direkt soru moru sorarken zaten... Bak soru moru sorarken zaten yüzü falan gülüyor. Daha dün ne oldu? Özel hayatın vardı senin. Kanka yüzü kızardı sabah, ya, sabah, yüzü gülmesinde. O kırmızı oldu. Çocuk gelmeden önce ya, düne gitmeyelim ya. Keyfim hiç yok, bilmem ne yok vesaire falan diyordu. Ne oldu? Kelebek'te de öyleydi. Gerçekten seni almıyoruz, ona söz verdim. Şimdi biz şüphesiz, tamam mı? Yani yanlış ama şimdi çünkü söz verdim. Sen kızlar evindesin, ben erkekler evinde. Buraya güzel bir bayan geliyor. Tamam. Şimdi aramız iyi, hoşlanıyoruz falan filan. Desem, sen ne dersin? Ferhat gerçekten ama sen ne çok... Ama sen ne dersin sen? Ferhat sana bir şey demiyorum, paranoyasın. Hayır, benim ilişkim, benim tanışma yolunda olduğum adam, benim tanışma yolunda olduğum adam, tanışma yolum var desin, ondan sonra sohbet çıkıyor. Etsin, problem yok. Çünkü şimdi yeni biri gelmiş ya, tanımamız lazım. Ama ben onun sohbeti çok güzel. Sen barışını mı diyorsun? Aynen. Ferhat bilmiyorum bak, ama ben de çok kıskancımdır yani, ama gerek yok. Bu hiçbir şey yok. Ne yaşadın ki? Ama neden fazla, ama neden fazla, bana anlatın. Ben de tamam diyeyim çünkü o zaman. Çünkü bakış yani, o kızın yüzü güleç. Ama İlayda ben bir şey söyleyeceğim. Öyle. Ben senin bakışını gördüm, seninkini gördüm, seninkini de gördüm. Ya ben zaten bakışları dolu dolu olan bak. Bir kadınım. O zaman herkese dolu dolu bakmayacaksın. O zaman herkese dolu dolu bakmayacaksın. Senin beğendiğimden ötürü. O zaman herkese dolu dolu bakmayacaksın Gizem. Ya nasıl bakıyorum? Sen beni çok pis bir şeyle ima ediyorsun ya. O zaman sen dolu bakmayacaksın. Sen bilmiyor musun benim seni ne kadar hoşlandığımı? Biliyor bilmiyor musun? Ya bildiğim için biliyor musun ne kadar kıskandığımı seni? Biliyor musun, bilmiyor musun? Bana saygısızlık yapıyor. O saygısızlıksa o bakışlar neydi o zaman? Kanka. Çok mu saygılı bana karşı? Ne bakışı ya? Gizem gözünü seveyim ya. Ben gözünü seveyim ya. Gerçekten ya, ben biraz kafanda kuruyorsun. Gözünü seveyim ve seni devam bak. Ferhat kafanda kuruyorsun biraz bak. Güzel de lütfen. Ben niye gideyim tamam, ben? Senin doğrundan şaşıramam ama gerçekten bu konuda biraz haksızsın. Erkekler sana söylemedi mi? Bunda bir şey yok diye. Erkekler bilmiyor mu? Yani. Net ol. Bu seçim, ben net. Netim zaten. Tamam, ben netlik görmüyorum, net istiyorum. Yani ben de görmüyorum, tamam, hadi bakalım. Hocam. Ben de görmüyorum netlik. Bana göre de bak, sen bir daha, net değilsin. Ben de, sen ne olursa... Hayır, tamam. Sen de net okay, değilsin. De net sen değilim, her sen seferinde net bir değilsin, bahane tamam, uyduruyorsun. Bak benim gözümde, ben aynen, kendi gözümden, zaten. Ben kendi aynen. Gözümden söylüyorum. Net değilsin. Bak ben sana şunu söyleyeyim mi? Ben de bendele gideceksek zaten yürümeyecek, net söylüyorum. Tamam. Net olarak yürümeyecek. Ben artık bu olaydan çok sıkıldım. Sen diyorsun ki ben de böyleyim ben. Sen böyleysen ben de... Ben de böyle de tamam, yürüyemiyorum ben. Anlaşamayacaksın. Diyor net söylüyorum. Sen bu şekilde devam edersen benimle anlaşamayacaksın. Anlaşacağımız bir konuda yok. Ortada bulacağımız bir durum da yok. Sana açıklamaktan ben yoruldum. Ben de sürekli özür dilemekten, ben seni haklı görmekten görmedim. Yoruldum. Sesini yükseltme. Hala, bir daha sana söylemeyeceğim. Hala, çok ciddiyim bu konuda. Dün, sesini bir daha yükselsen konuşan birini bulamayacaksın karşında. Hala. Hala değil, hala. Hala diyorum. Ben hala asla diyorsun. Hala diyecek bir insan değilim. Bu evde son insanımdır hala diyecek. Aynen. Hala söylüyorum sana. Dün yaptıkların senin için normal. Ya, inanılmazsın normal. Ya. Normal. Hastayım. Benim neyim anormal? Yükseltme gelmişim. Sesini. Bağırma. Sen de bağır, ödeşiriz. Bağırma.
Duymuyor dedim, kulaklık yok kulağımda. Sakin ol, bağırma. Yapacak bir şey yok. Karşında çocuk yok, bağırıp azarlayacağın biri yok ya. Sen azarlıyorsun ya, sessiz azarlıyorsun ama azarlıyorsun. O zaman sen de sessiz yap, bağırma, neye bağırıyorsun? Demek ki sesimi duyurmaya çalışıyorum, anlamıyorsun ya. Anlamıyorsam ne uğraşıyorsun? Ne zorluyorsun? Doğru, ben de salak. Dalga mı geçiyorsun işte sen benimle? Hmm. Gelmiyor. Murat. Murat. Şş, Murat. Yok yok yok, sakın dokunma. Murat. Kankam bir gelsene. Murat. Oo. Sakin ol. Evet evet Mert. Murat. Amcaoğlu bir gel. Hayır hayır, Allah çarpsın. Allah çarpsın. Sana bir şey diyeyim, son seni muhatap olmam. Allah çarpsın. Kanka. Hayır. Bak yok, yemin ederim. Hayır, kız hayır, diyor ki bir diyorsun hayır, hayır, konuşalım hayır diyor. Yok. Tamam Ozan, tamam. Adamın kafasını rahat. Ozan. Yok, Ozan. Ozan. Sen yok, kim bilir onun yerinde neler yaşardık. O yüzden o şu anda sakin kalsın en iyisi. Hiç ne olduğunu da sormadı. Hareketlerinde kendinden beni uzaklaştırıyorsun dedi. Ben de cevap vermedim. Haklıdır dedim kendimce. Çok canım, kızamadım ona. Beyza, Galadan önce dakika, mi aramak aklına geldi bir peki? Bir dakika. Sabah oldu. Sabah oldu. Bana dedi ki Beyza işte dün çok uyku sersemiydim. Uyku sersemi falan da değildin. Ben sana ilk mesajı 10.30'da attım. Aradan yarım saat geçti cevap verdin. Yarım saat geçti bölümden cevap verdin. Mesaj atmış, üstüne görüyorum. Bugün sabah bana günaydın Beyzoş. Dün çok uyku sersemiydim. İçeri girince konuşuruz. Ben İçeride eve, sorarım sana. Bu arada ben eve gidince... Anladın mı? Kameralara oynuyorsun. Bir daha bana aşık taklidi yapmanı istemiyorum. Hmm. Bir daha primini benim üzerimden yapmanı istemiyorum. Beyza, anladın mı? Bir daha bana aşık olduğunu, benden hoşlandığını kimseye söylemeni istemiyorum. Sana aşık çünkü bana değilim, asla inandırıcı gelmiyor. Sana aşık değilim. Sen hoşlanmıyorum da artık. Bunu of, bir dipnot olarak köşeye yazalım. Oy, oy. Ben seninle her zaman burada konuşmaya çalışıyorum. Yüzün asık görüyorum, yanına geliyorum. Sen benden kaçıyorsun. Bunu zaten hepimiz görüyoruz, biliyoruz. Hareketlerinle de kaçırıyorsun. Gelme falan filan yapıyorsun. Ben ne yapayım Beyza? Gelme falan mı yapıyorum kızlar? Kaç gündür oturup muhabbet edemiyor muyuz biz Batla? Yani düzgün her muhabbet edemiyoruz. Ediyoruz bundan öncesinde de. Hareketlerin güzel değil bana karşı. Ben yani sana geliyorum. Bir derdim. Programda adamın yüzüne bakmıyorsun. Galadan önceki gün mesaj atıyorsun. Bu ne peyeriz, bu ne lahana turşusu derler. Pardon. Siz gerçekten kötü kalplisiniz. Pardon. Sen düzgün ben... konuş bir kere bak. Ben sana kötü bir şey söylemiyorum. Arkadaşlar, kızlar evi de şahit. Dün akşam da, dünden önce de benim çok moralim bozuktu. Dün de ağladım burada ben. Ama içeri yansıtmak istemedim. Buraya girmeden önce sabah da çok mutsuzdum. Dün akşam da mutsuzdum. Yani sadece biriyle duygularımı paylaşmak istedim. Birine içimdeki o kötü hissettiğim duyguları, belki zehrimi akıtmak istedim. Ama dinleyecek kimseyi de bulamadım. Bu yüzden de çok mutluyum. Çünkü insanların gerçek yüzünü görmüş oldum. Bir problemim yok. Ben dostane yazmıştım. Farklı bir anlamda başka da başka dostun yok mu senin bu evde Murat mesela? Hı? Başka dostun yok mu? Bat mı dostun oldu şimdi senin? Biz konuşuruz senin ya arada. Gerçekten umurunda olmadı. Nereden anladın? Bir ne oldu dedim diye mi? Ne oldu dedin diye mi? Ciddi misin Bat sen? Yani mesajları açıp okutmak o kadar çok isterim ki şu an insanlara. Ben sana çok mutsuzum diye cevap veriyorum. Mesaj atıyorum. Sen bana yarım saat sonra ne oldu diyorsun. Ben tamam, sana uzun oldu? Uzun bir dakika. Ne olduğu önemli değil şu an. Artık ne olduğu geçti. Ben içimi boşalttım. Ben içeride yeterince kendi derdimi anlatacak, ağlayabilecek birini buldum. Stilist abla sağ olsun. Ona saatlerce ağladım içeride. Kendime geldim artık, hani o olayı ben açtım yani. Hani herkes kameralar oynuyor. Ben de artık oynamaya karar verdim. Çünkü herkes öyle yapıyor yani. Bunun sen başlığını... oynuyormuş gibi görünüyorsun pardon, bu arada. Pardon. Kavga etmeyeceğim canım. Sen söylüyorsun ben ya, oynuyormuş ben gibi. Söylüyorum. Ben oynuyormuş gibi gözüküyorum. Aynen. O yüzden yani kameraları oynamak isteseydim emin ol. Genelde bir gala öncesi atıyorsun ya canım mesajı. Sırf ben böyle düşünmüyorum. Herkes böyle düşünüyor. Ay sana gerçekten yazıklar olsun. Konuşacak mısın? Konuşuyorum. Gözünle mi konuşuyorsun? Evet. Anlat. Niye her zaman anlıyorsun? Anlıyorum, temas merak etme. Temas etmezsek. Temas etmeyeyim. Yani ediyorsun ya. Evet, dokunmayayım yani. Yok. Okay. Manipülasyon oluyor. Öyle. Anladım. Yani Mert, ben seni anlayamadım. Ne istediğini, benden ne istediğini de anlayamadım. Çok basit. İlişkiden de ne istedin? Sen benim benden şunu istiyorsun. Savunma yapmamamı.
sen ne dersen evet sensin haklısın dememi ama ben bunu demeyeceğim. Bunu bak, ben bunu düzeltmeyeceğim. Bu düzelebilecek bir şey değil çünkü bu benim karakterimde var olan bir şey. Sen tam olarak bunu istiyorsun. Hayır, sen böyle düşünüyorsun. Tam ne istiyorsun sen söyle direkt o zaman. Sadece beni anlayarak davranmanı istiyorum. Bunu geçtik artık. Bunu geçememişiz. Geçemediğimizi dün de gösterdim giyim kuşamından. Öyle önünü sürekli kapatıp da oraya gidip şey yaparken oraya açılmasına benzemiyor bu iş. Oy kullanıyor mu ya mesela? Ya sonuçta tutup ev içindesin sürekli böyle dolaşamayacağına mesela göre. Yok gayet de dolandım. Yo, böyleydim bütün ben gün otururken. Çok öyle görmüyorum. Zaten kavga ettiğim konu üstünden zor açıkladığımız, neredeyse bitme noktasına geldiğimiz bir şeyden, konudan gelip oyun yapmaya çalışıyorsun. Hadi onu da geçtim. Bir söylüyorsun bak dedim oyun yapma. Çok belli çünkü oyun yapacak bir insan değilsin. Böyle bir şey düşünsen net olsa... Yani senin gelip benim kafamda falan bir şey kırman lazım. O karakterde bir insansın. Ve hiç konuşmazsın. Dersin ki ya Mert ne halin varsa görsün. Bak ne halin varsa görsün. Bitti dersin anladın mı? Sen bu insan değilsin. Oyun olduğu buradan belli. Sana diyorum ki oyun yapamıyorsun. Sen hala diyorsun ki hayır oyun değil. Niye ısrar et demişler. Bir de böyle saçmalığın var. Hastayım lan hasta. Kaldıramıyorum. Yattım zaten oraya. Sen hala oyunun derdine düşmüşsün. O an düşünmüyorsun. Hani ben yaptım yemedi. Tamam sen böyle düşünüyorsun. Bunu böyle doğru, büyüttüm, bitmedi, büyüttüm. Bir böyle yapacağına bitmedi, gül bitmedi, geç kardeş bitmedi, neyin zor ya. Hadi. Gülecek bir pozisyonda olsam gülerim tamam, zaten anladın mı? Tamam ya saçmalamışsınız Buse'de geç o zaman. Neyi zor neyse diyorsun? Orada herkes diyor ki hadi gidelim hadi gidelim. Ben gidiyorum ayağa yapıyorsun. Ben diyorum ki hadi git diyorum sana. Ben gidiyorum ayağa yapmadım. E kalkıyorlar da ayağa kalkmaya çalışmadın mı sen orada? Yo sen Mert izledik ha. İzleyelim ben i̇zledik merak ettim. İzledik ha onu yani. İzledik verdiler ekrana. Şöyle oturuyorum hadi yürü git diyorsun. Ben ondan sonra kalkıyorum şöyle. İzledik bari izlediğimiz tamam, şeyin üstüne yapma daha, yani. İzleyelim bence de. Öncesini ben oturup kalkmıyordum istiyorum yani. Sen beni kovduktan sonra hayır, ben kalktım. Hayır orada hadi gidelim deniyor ya sana. Ben duymuyorum. Duymadım ki hadi sen gidelim lafını. Sen orada gidiyormuş gibi bir şey söylemiyor musun? Hayır. Tamam bakacağız ona. Hadi çok gidelim merak dediklerini duymadım ben. İzledik dün neredeydi söylediğim olsaydı. Hatta yine dedi ki sen kal dedi. Buse sen burada kal dedi. Ben giderken dedi onu. Ben oradan geçerken ben söyledi Yeliz ona. Ben sıralamasını merak ediyorum. Sen yürü git dedim bana. Hadi git yaptım ben ondan sonra toparlanıyorum. Neyse benim bu tepkim yanlış gidiyorum olabilir. Okey bak ben... E tamam okey ise bunu anlık söyleyeceksin anladın mı? Sen de o zaman sen anlık hatanı söyleyeceksin. Sen böyle düşünüyorsan yok. Ben de öyle düşünüyorum. Al işte yok. Bak sana hatan söylüyorum yok diyorsun. Yok, bak ben sana bu git deme sebebim. Git deme sebebim senin yaptığın saçma sapan oyundan kaynaklı. İlk önce bunu bir anla. Oyun değil bu şakaydı. Şakadan kaynaklı o zaman. Senin şu şakaların tamam bitmiyor artık. Bir şakaların aynen son ver. Söyle söyle. Anladın yine mı? Yine başladık. Şu şakalar bitsin artık. Evet okey. Geliyorsunuz şaka yapıyorsan madem şaka yaptın. Sonucunda benim tepkime takıyorsun. İlk önce şakanın geldiği noktaya bak. Şaka kimden gelmişler Mert bu tepkiyi vermiş onu bir idrak et. Zaten kolay çözülecek bu olay. Sanki hiçbir şey olmamış gibi ben sana direkt git demişim gibi davranıyorsun. Hani demiyorsun ben şaka yaptım. Mert anlamadı. Buradan gerildik demiyorsun. Sen bana Mert git dedin. Mert niye anlamadı Mert bunu? Hastayım çünkü anlayabiliyor musun? Ben hastalandığım zaman böyle oluyorum. Anlayabiliyor musun? Bunu anlamıyorum işte. Ben bak bunu anlamak zorundasın. Benim bu. Kusura sen diyorsun ya ben değişemiyorum. Ben de buyum. Sen madem keskinsin ben de buyum diyorum. Hala üsteliyorsun ya. Hala konuşuyorsun. Yok ben bunu görmedim. Ben bunu etmedim. Ya kardeşim bak anlatıyorum net. Ben buyum ben diyorum. Ben de anlatıyorum. Ben de buyum diyorum ama senin işine senin gelmiyor. Senin anlattığın konular bunlar değil. Beni beğenmediğini artık hoşlanmadığını savunuyorsun ya. İnsanların seni mağdur olarak görmesini niye bu kadar keyif aldın? Ha? Onu çünkü da benim daha iki gün önce falan bitti. Duygularım, hislerim. Ha, tam olarak günü de var onun. Var tabii canım sen bana neler yapıyorsun. Oraya çıkıyorum. Yok tamam sana bu kadar yeter falan. Bu pardon hareketler... ne zaman yaptım öyle bir hareket? Ya günlerdir bu tarz şeyler yapıyorsun. Günlerdir bu tarz. Ya bak izle bölümleri. Sana, ben kendimden eminim. İzle bölümleri. Senin sana ne zaman yanına gelsem o hareketler yapıyorsun. Karşıdan bakıyorsun mesela kritikte böyle falan yapıyorsun. Falan falan. Ya, bunlar... ya bunu şakalaştığını sen de bana dil uzatıp böyle yapıyorsun yani bunun makarasını yapıyoruz ya biz sen arkadaşlar. Sen makara yapmıyorsun. Makara yapmıyor muyum? Sana bir şey söyleyeyim mi? Sen gerçekten... Bunu herkes görüyor Beyza. Ben makara yapmıyor muyum? Yo o hareketlerin makara değil. Bir kere karşındakini kırabilecek bir davranış tarzı. Bat şu an ben var sana ya. Hala ben seninle konuşursam ben diskalifiye olurum. Hala vallahi ben seninle konuşmaya devam edersem kendimi diskalifiye ettiririm. Sesimi yükseltmek de istemiyorum diskalifiye olmak. İstediği kadar anlatsın. Görünen köy kılavuz istemez. Ben Beyza'ya gerçekten yüksektim. Tamam belirli bir hatalar yaptık. Ama onun ne şahsına yara verecek hatalardı. Ben ne yaptıysam kendime yaptım. Görüp izleyeceksiniz zaten.
günlerdir peşinde koşuyorum, bir şeyleri düzeltmeye çalışıyorum. Duygularım çok yoğunken yeni bir aday geliyor, yeni biten bir ilişki var. Kalkıyor, ekstra dans etmek istiyor. Kırmızı odaya gidiyor, işte ben de oturmak istiyorum falan. Ben bunların hiçbirini yapmadım, benim gönlüm çok rahat. Yeni aday geldi Selin. Muhabbet ettim, içimden dedim ki ya beni dansa kaldırmasın. Ki kaldırsaydı da kaçacaktım. Bunu daha önce de yaptım. Hepiniz biliyorsunuz. Her şeyi siz görüyorsunuz, siz yorumlayacaksınız. Takdir sizin. İyi günler. Ödül çekinin sahibi, haftanın birincisi... Berke. Can, yerine geçebilirsin. Seni de yerine alabilirim. Tamam. İlayda'cığım. Beyza. Buyurun Öykü Hanım. Ne söylemek istersin? Yani Öykü Hanım, bu zamana kadar bazı yerlerde gerçekten pişmanlıklarımı konuşmak istiyorum. Bazen bazı durumlarda bazı insanların haksız olduğunu gördüm. Ve haksız tarafı da savunmadım, haklı tarafı da savunmadım. Bazen gerçekten elenmekten, hani dedim ki hani... Bir erkek arkadaşımızın ya da bir kız arkadaşımızın fark etmez. Haksız olduğu yönü gördüğümde aslında savunmam gereken yerde sustum. Çünkü elenmekten korkmuştum bir yerde. Sesimi bastırdılar elenme korkusuyla bir yerde. Çünkü normalde ben bu kadar susan bir insan değilim. Daha çok konuşurum. Bu benim susmuş halimdi. Gerçekten. Bu yüzden çok pişmanım bazı kısımlarda konuşmadığım için. Çünkü haksızlığa susan bence dilsiz şeytandır. Ben böyle düşünüyorum. Yeri geldi eğer bana şeytan lakabını takmışlardı ya, sustuğum yerlerde şeytanlaştığımı düşünüyorum. Bu yüzden sizin de haksızlık gördüğünüzde asla susmamanızı rica ediyorum sizden. Hepinizi tek tek tanıdım, hepinizi tek tek gerçekten sevdim. Tabii ki sevmediklerim de oldu ama çok güzel şeyler yaşadım. Çok kötü şeyler de yaşadım, bunları atlayamam. Ama şu an evden gitmemin... Derler ya, bir şey oluyorsa üzülme. Belki de senin için hayırlı olan budur. Ben de biraz yorulmuştum psikolojik olarak da. Gerçekten bana birazcık iyi geleceğini düşünüyorum. Öyle. Herkese teşekkür ederim. Sen gitmiş ve geri dönmüş bir yarışmacısın. Hayatta fırsatlar bir kere mi olur onu bilmiyorum. Burada senin için bu imkan hala devam ediyor elbette. Teknik olarak. Ama gerçekleşir mi bunu da bilmiyorum. Eğer böyle bir şey olursa herhalde bunu yaşayan ilk yarışmacı da olursun diye düşünüyorum. Şimdilik veda ediyormuş gibi olalım ama görüşmek üzere diyelim. Teşekkür ederim. Arkadaşlarına vedalaşabilirsin Beyza'cığım. Teşekkür ederim Öykü Hanım. Nasıl bir günüm bugün? Kendim sağladım sana. Buyurun. Ay çok heyecanlıyım. Karnım kalbim atıyor sanki. Beyza Hanım, hoş geldin. Ne haber? Hoş buldum. Ne haber? Tamam, ağlama. Ben ağlarım. Olursa olur, halledebilirsek halledebiliriz. Halledemezsek bitiririz. Bu ne ya? Yani senin verdiğin değerin önemini ben buradan anlıyorum. Gör ki demek ki bana bu kadar değer verdin. Sizi çok seviyorum, biliyorsun. Çok seviyorum. Çok sevdim. Gerçekten. Ben seviyorum. Çok sevdim gerçekten. Teşekkür ederim. Ben güzel. Efendim iyi. Bunu daha çok seviyorum. Ne yapacağım şimdi oğlum? Kime ayak üstü şakalar yapıp uğraşacak başkanımız mıdırsın ya? Hayır. Hepimizi hayran bırakan planlarıyla, sinsilikleriyle kısmet olur evinin en sinsi yarışmacı ödülünü takdim ediyor.